Don't deserve any of this stuff. Hüzün geldi. Türküler bitti. Halaylar durdu. Horonlar durdu. Al damar, mor damar, şah damar sustu. Bahçeler put kesildi birer birer. Meyveler salkım saçak taş oldu. Bir bulut uçardı. Başı boş bedava. Yandı kül oldu. Hüzün geldi. Baş köşeye oturdu. Yoruldu, yüreğim yoruldu. Ağaç büyür, arkasında koşamam. Kervan yürür, peşi sıra düşemem. Yıldız akar, uçsam da yetişemem. Hüzün geldi, baş köşeye kuruldu. Yoruldu, yüreğim çok yoruldu. Sayın konuklar, yorgun yüreklerimize türkülerini yeniden söyletmek için, umutlarımızı yeşertmek için, halkımızın gücünü, sağduyusunu yine onun dilinden, telinden süzülmüş dizelerle anımsamak ve anımsatmak için İzmit Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Türk Halk Müziği Uygulama Topluluğu olarak karşınızdayız. Bu geceyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyor, hoş geldiniz diyoruz. Şairleri kıskandıracak güzellikteki mısralara, sazları ile can verenleri sahneye davet ediyorum. Bas, Ersen Çelik. Tar, Ahmet Can Öztürk. Divan bağlama, Furkan Kayaoğlu. Bağlamalar, Mustafa İnce, Hasan Cihan, Aytekin Aydın, Mustafa Gimesar. Kemança, Metin Efe. Ney Zurna, Demirhan Dağlı. Kaval, Erdem Eroğlu. Ve ritimler, Nebahat Ciddi, Haluk Doğanbay, Mustafa İşitmezoğlu. Ve koromuzun değerli şefi Sayın Kamil Kudret Dağlı. Buyurun. Sayın konuklar, ilk türkü Kastamonu yöresinin Sarı Recep'ten alınan Üç Güzel adlı türküyü koromuzdan dinliyoruz.
Thank you.
tutmaya hazır bir aşığın gönlünden akıp gelen bir İzmir türküsü var sırada. Uzun kavak dalın sallanıyor, altında nazlı yârim eğleniyor. Derleyen Ekrem Güyer, solist Serpil Yazar.
türkülerinden birini koromuz seslendirecek. Arpa buğday daneler, yıkılsın meyhaneler, terzi elim kırılsın, dar geliyor düğmeler. Çalmış. Memleketin bir ucundan diğerine gitmek zorunda kalan sevdiğinin gitmemesi için elinden geleni yapmaya, örneğin Beylerbeyine arzuhal yazmaya bile hazır olan sevdalı, ayrılığın kolay olmadığını anlatmak için "Çıkayım gideyim bir uçtan uca, göstereyim sana ayrılık nice" diyerek serzenişte bulunuyor. "Çıkayım gideyim Urum eline" adlı Rumeli türküsünü Mehmet Ali Bayraktar seslendiriyor. Thank you.
dertler. Sevdiğine bir türlü kavuşamayan Ozan, sevdasını ve içli sistemini iletmek için en iyi yolu seçmiş ve çok güzel bir türküye yol vermiş yüreğinden. Bunca kahrı, bunca derdi, Mevlam yalnız bana mı verdi? Eller muradına erdi, yine canana gelmedi. Aşık İsmail Daimi'den alınan Erzincan yöresi türküsünü Alim Taki Tuğcu seslendiriyor. Kıyamete kalıyor diye, yaralar vücudumu alıyor diye,
dardı firkat ile ölüyor deyi, ismimi deftere koy seher yeri. Ruhsati'nin bu güzel dizelerini ezgisiyle seslendirecek ve güzelleştirecek birisi var sırada. Solistimiz Özlem Kocak. Thank you.
derleyip Muzaffer Sarı Sözen'in notaya aldığı bir Çanakkale türküsü var sırada. Balıkesir yolunda, sepeti var kolunda. Sayın konuklar, koromuzun seslendireceği bu türküyle programımızın birinci bölümü sona erecek. 15 dakikalık aradan sonra ikinci bölümdeki programımıza TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli seslerinden Sayın Celal Bakar konuk olacaktır. Kederli, daha uzun ömürlü kendilerinden.
Sevdim insanlardan çok türkülerini. İnsansız yaşayabildim, türküsüz hiçbir zaman. Hiçbir zaman aldatmadı beni türkülerde. Türküleri anladım, hangi dilde söylenirse söylensin. Bu dünyada yiyip içtiklerimin, gezip tozduklarımın, görüp işittiklerimin, dokunduklarımın, anladıklarımın hiçbiri, hiçbiri beni bahtiyar etmedi türküler kadar. Nazım Hikmet Rand. Teşekkürler. Duygularımızın ortak dilinde türkülerde buluşmak için yeniden bir aradayız sevgili konuklar. Sizler geldiniz. Koromuz ve sazlarımız sahnedeki yerlerini aldı. Ben de buradayım. O halde şefimiz Sayın Kamil Kudret Dağlı'yı davet edelim. İlk olarak Muğla'dan bir zeybek geliyor. Şu Muğla'nın çanları, bilinen adıyla Kerimoğlu Zeybeği, koromuz seslendiriyor. Thank you.
geçip giden yıllara yanan bir ozanın yakınmalarını paylaşacağız şimdi. Yarenin bahçesinde bülbül misali öterken dilleri tutulan, boynundaki aşk zincirini taşımaktan yorulan ama ayrılık kapıyı çalınca gözünden yaş, sazından türkü dökülen ozan diyor ki, yandım Allah, yandım, yatamıyorum. Sivas Dibri'den alınan bir Muzaffer Sarı Sözen derlemesi türküyü Arıkan Çetinkaya seslendiriyor. Thank you.
Mersin Silifke'de bir türkü molası verelim sayın konuklar. Pınarbaşı ben olayım, bulanırsam bulanayım. Verin sevdiğimi bana, dilenirsem dileneyim. Cavit Erdem'den alınan bu türküyü Ali Can derleyip notalandırmış. Solist Sema Tuna. Kuşkusuz. Suya sahip olmak için gösterilen çabalar köylerimizde birçok olaya ve sonunda da türkülere kaynaklık etmiştir. Ya çeşme başında ya da kuyu başında yaşanan aşklar? Sevdiğini görebilmek için kuyu başında bekleyen delikanlının gözleri yolda kalır da sevdiğinin izini ya da tozunu ortalıkta göremezse ne olur? Sitemin'in türküsünü dile getirir. Ardıçtandır kuyuların kovası. Hamit Çine'den alınan bu vurdur türküsü birkaç kez notaya alınmış. Biz notaya ilk alınan şekliyle dinleyeceğiz. Solist Alaaddin Bayrak.
şak şak öter bülbülleri. Erzincan yöresinin bu güzel türküsünü Senem Önder'den dinliyoruz. Şeklidir. Kurduğum bu cümlelerin ardında tabii ki bir Kerkük türküsü var ve bir mazan hoyratı. Abdülvahit Kuzecioğlu'ndan Mehmet Özbey'in derleyip notalandırdığı türkümüz Kalk Gidelim Şıh Bağına Gazele. Solist Orhan İnan. Thank you.
diyor ki, türküler umuttur, hasrettir, vefadır, dostluktur. Yüreğimizde kıvrım kıvrım dolanan, ince bir yoldur sılaya uzanan. Dermansız kalanlara dermandır, yüreğin hürmetinde büyüyen, özlemleri kor kor demet demet sunan iki damla hasret çiçeğidir türküler. Yüreğimizdeki sevgi kıpırtılarıdır, sevgi pınarıdır, gürül gürül hasrete akan. Bu mükemmel betimlemeye en güzel örneklerden biri Edirne'den seslenecek bize. İhsan Köycü'den alınan türküyü Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Edirne'nin Arda Baylar, solist Nihal Duruca Karaman. Thank you.
sırada Haydar Çetin'den alınan türküyü Ahmet Yamacı derlemiş. Evden çıktı yürüdü, saçı yerde sürüdü. Sağ olasın Hayriye, cahil ömrüm çürüdü. Koromuzdan dinliyoruz. Sesle türküleri paylaşmaya devam edeceğiz. Koromuzun seslendireceği türküler Ah Tren, Kara Tren ve Ayna Çaktım Yüzüne. Thank you.
zarif oyunu için Sayın Nebahat Ciddi'ye teşekkürler. Sevgileri yanımlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmek bilmeyen işler yüzünden, ki siz böyle olmasını istemezdiniz, bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkin de dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde de yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vaktiniz olmadı. Zaman su gibi akıp giderken yüreklerimizde sevgi gibi yüce bir duyguyu beslemekten ve bunu söylemekten çekinmeyelim sevgili dostlar. Kimi zaman dupduru bir cümleyle, kimi zaman şiirlerle ve türkülerle. Biz sevgiyi türkülerle dillendirmeye devam edeceğiz. Değerli konuğumuz Sayın Celal Bakar'ı sahneye davet etmeden önce özgeçmişini sizlerle paylaşmak istiyorum. 1966 yılında Şirin'de doğdu. İlkokulu doğduğu yerde, ortaokulu Giresun Merkez Ortaokulu'nda, liseyi Samsun 100. Yıl Lisesi'nde bitirdi. 1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümüne başladı. 1989 yılında aynı bölümden mezun oldu. 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde başladığı yüksek lisans eğitimini 1998 yılında tamamladı. Müzik çalışmalarına Samsun Belediyesi bünyesinde 3 yıl korist ve solist olarak başladı. Daha sonra Devlet Konservatuarı Korosu'nda çalışmalarını sürdürdü. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı icra heyetini kazanarak 3 yıl korist ve solist olarak çalışmalarını devam ettirdi. 1993 yılında TRT İstanbul Radyosu'nu kazandı. Halen bu kurumda Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli festival ve projelerde yer alan sanatçımızın yer aldığı bazı projeler, Bu Toprağın Sesi, Kahramanlık ve Cephe Türküleri, Denizler Müziği Projesi, Kervansaray Müziği, Türküler ve Türkiye, Halimiz Ahvalimiz, Aşıkların Gözyaşı, Akşehir Türküleri, Emirdağ Türküleri, Mapushane Türküleri, Erzincan Türküleri ve Üç Kıtada Söylenir Türkülerimiz. Konuğumuz Sayın Celal Bakar'ı alkışlarınız eşliğinde sahneye davet ediyorum. Konuğumuzun seslendireceği ilk türkü Kırşehir yöresinden Neşet Ertaş'ın çok güzel eserlerinden biri. Ahu gözlerini sevdiğim Dilber, sana bir sözüm var diyemiyorum. Bilmem deli miyim Mecnun gezerim, sırrımı ellere veremiyorum. Oh,
Kim istemez şad olmayı cihanda,
Ben şad olsam gamlı gönlüm şad olmaz. Belalı başım ben nasıl erdim? Diyor. Azerbaycan Yöre ekibinin plaktan derlediği Yanıram Aşkına Can Yar adlı türküyü dinliyoruz. Sen bana görmüşsen, sevmişsen diye.
Sözen derlemesi. Kara çadır düzdedir, top zülüfler yüzdedir.
gelmişken Şanlıurfa'ya konuk olmadan geçmeyelim. Sayın Celal Bakar bize Ahmet Can Kattan alınan güzel bir türküyü ikram ediyor. Sabah ile sabah ile kahve gelir tabağı ile, annem seni bana vermiş küçük yavrum nazar ile. Tamam, ben atayım tabii.
Ben kartımı ver amcaya, orada ulaşsın bana. Bu abla beni yanlış anladı. Ya, cüzdanım ya? Orada. Ben bir iki defa baktım. Evet, ya. Evet, ben evet. Yanlış anlama. Yok yok, olur mu? Amca sana ben neye inanmışım biliyor musun? Bak, mübarek günlerde gülen adama kanser yaklaştı. Amca, al bunu. Bu benim telefonum tamam. Yazıyor orada. Biz rahatsız olduk amcacığım. Oraya oturmak istediniz ya. Yok. O, biz bir şey diyemedik. Yok. Ben tamamım. Yani. Yalnız öndekiler otursun lütfen. Lütfen. Toplantısı vardı. Oradan geldik. Kanser işte. Otogarımız oradan. Kanser için de geldik buraya. Ondan sonra ben Allah için gülen adamı çok seviyorum. Ferhat tamam. Gelmiyor. İnsanlar niye kanser biliyor musun? Bilmiyorlar. Bizi hep susturdular. Gülme, gülme. Bu akşam ben mutlu oldum. Ben bir arkadaş getirdim. Tamamen psikoloji durup da başlayan şartlar. Yarım saat sonra kendine geldi. İnsanlar, moral yok insanlara. Ben tek inandığım şey gençliğimden beri moral, moral, moral. İnsanları ayakta yıkıyorlar. Moralin olmadığı sıfır. Dünyanın en değerli insanı o. Moral yoksa sıfır. İnsanlarda moral yok. Ben buna inanmıyorum. Hocam buradasınız. Sana yaslanmış. Koma burada. O dikkatimi çekti. Şimdi birileri itekliyor. Ya biriniz niye itekleyelim ya? Öbür tarafta hesap var. Bir tane daha. Oraya yaklaşmak o kadar hoşuma gitti. Benim bir tane daha alacağım müsaadenizle. 75 doğumlu. Evet. Benim de lisede torunlarım benim var. Benim kadar kızınız var. He, teşekkür 75 ederim. 75 doğumlu. Edebiyat öğretmenliği oğlum var. Biri doktor, biri makine mühendisi. Biri 60 evlerde aile mühendisi. Biri aile ama makine mühendisi. Ama kız bunu evlendiremiyoruz. Kapatıyorum. 81 doğumlu. Evet, bayağı da geç kaldı. Geç kaldı. Benim Çerke... erkek kardeşimden 81 doğumlu. İki de bekar. Hanım Çerkez, Aksaraylı. Ben Bilecik'teyim. Çerkezler geçebilirim. Aklı başına geç geliyor. Aklı başka yerde şimdi. Martın'da bir yerde bilmemiştim. Biz buralara ne çıkıyoruz? Millet diyor ki sakallı. Ya biz buraya mutluyuz. Öğrenmeye geliyoruz. Yetmişim toparlı. Şeyler öğrenmeye geliyoruz. Hayır, bana toparlı. Kelimeleri bilmesin manalarını. Anlamıyorum ya. Bunları anlatmaları lazım. Bilmiyorum. Çok şeyi bilmiyoruz. Zaten kavgamız o. Bugün kelime ağzını sayın. Ahmet Gölcük Doğatürk TV mikrofonlarındasınız. Gölcük Doğatürk TV medya grubu olarak Kudret Hocam sizi takip ediyoruz. Öncelikli olarak sizi ve bütün ekibinizi kutluyorum. Çok harika bir konser oldu. Beğendiğinizden emin oldum. Yıllar sonra Celal Hocam'la aynı sahneyi paylaşmaktan duyduğunuz hisleri öğrenmek istiyoruz. Bu tabii ilk beraberliğimiz. Yani şöyle diyeyim, mesleki sorumluluğu aldığımız ilk beraberliğimiz öğrencilik yıllarımızda. Celal de bahsetti, Allah nuru içinde yatırsın. Adnan Adnaman'ın topluluğunda ve İTÜ'nün kendi topluluğunda biz beraberce öğrenci arkadaşlığımız vardı. Sonra farklı üniversitelerde de beraber çalıştık. Ama bunu da planlıyorduk bir türlü. Yarın mı olsun, bugün mü olsun filan. Bunun enteresan bir hikayesi bir Celal'in şeyidir. Bir gün beni yazın oturuyorum. Dedi ki Kudret seni rüyamda gördüm. Vallahi ne oldu abi, alacağı bir borcu bir şey yok. Vallahi geçen gün dedi beraber senin grupla çıktık dedi. Beni konuk sanatçı çağırmıştın dedi. Baktım ki içimize dert olacak. Ben dedim başımıza bir şey gelmeden, yaşımızda geçmeden ben dedim bu beraberliği sağlayayım ortak bir konseri sergileyelim. Derken Nevat arkadaşımız da yanımızda. Ondan da böyle sohbetlerimizde ya yarın mı çağırsak, bugün mü çağırsak derken bir okulun pilav günü bunun bir kavli karar ettik. Bunu bu sene yapmak kısmet oldu. Allah razı olsun, o da bizi kırmadı. Zor zahmet bir gün. Kışlık bir zamanda. Evet, yağmurlu bir havada. Evet, evet, evet. Kendi imkanlarıyla geldi, eksik olmasın. Ben onun ayrıca mutluluk duyuyorum. Ya, heyecanımın tarifi mümkün değil. Şöyle böyle diyemem size. Ben ayrı bir hem gurur duyduğum bir arkadaşımız, hem iftar ettiğimiz, hem de bugün bizim yanımızda gördüğümüz bir arkadaşımız. Ona çok teşekkür ederiz. Bize katıldı, bizi onurlandırdı, şereflendirdi. Eksik olmasın. Aynı soruyu Celal Hocama sormak istiyorum. Yıllar sonra Kudret Hoca ile aynı sahnede neler hissettiniz hocam? Vallahi ben dedim ya, biz büyümüyoruz müzisyenler ya. Ben hala kendimi okulda zannediyorum. Aynı heyecan,
aynı öğrencilik yıllarımızdaki. Bir de ben arkadaşlarıma yanında olmaktan, destek vermekten çok mutlu olan bir insanım. Yani hep söylüyorum, bak benden bir isteğiniz olursa bu manada çekinmeden söyleyin, ben koşarak gelirim. Sonuç halk müziğine hizmet ediyor. O da halk müziğinin neferi, ben de. Ben de koşa koşa geleceğim tabii ve o da davet etti. Ben de ilk kez İzmit'te böyle bir konserde bulunuyorum. İzmit'i ben çok seviyorum. Abim de üniversitede hocalık yaptı uzun yıllar. Ama Kudret Hoca sayesinde ben de İzmitli izleyicilerle buluşmuş oldum yani benim için. Ayrıca ilk oldu bu, gurur oldu benim için. Biz de Gölcük Doğa Türk Medya Grubu olarak size çok teşekkür ediyoruz bu katkılarınızdan dolayı. Ayrıca Nebahat Hanım, Vurmalı Çalgılar'da sizi izledik. Çok başarılı bir konser geçirdiniz ve harika bir oyunla renk kattınız. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben yine aynı konservatuvarın halk oyunları bölümü mezunuyum. Benim de mezuniyetim 95 yılı, yani arada uzun bir zaman var. Bu heyecan hala yaşıyorum ve uzun yıllar sonra eğitmenliğini yaptığım bir dalda tekrar sahnede göstermek çok keyifliydi. Ben Kudret Hocam'ın her zaman yanındayım. O ne derse her zaman emrim başım üstüne. Desteğim her zaman olacaktır. Halk müziğine destek her zaman son. Sonsuz halk oyunları, halk müziği zaten hepsi bir folklorumuz bizim. O yüzden keyifle, zevkle yaptım. Çok teşekkür oynadım. Ederiz. Çok güzel bir konser. Son soruyu gene Kudret Hocama sorayım. Bir dahaki program nerede, ne zaman hocam? Bir dahaki program Ramazan'a girmeden bir programı düşünüyoruz tekrar. Kısmet olursa yani 25'i mi olur, Mayıs'ın 26'sı mı, ve buranın uygunluğu ona bağlı. Çünkü ilin en büyük salonu ve çok talep oluyor buraya. Bizim de şu an salonumuz pek kullanışlı bir vaziyette değil. Bir an evvel onun yerini, zamanını ayarlayıp hızlıca o programı hazırlayacağız inşallah. Evet, Gölcük Doğa Türk TV izleyicileri, Kudret Hocam, Celal Hocam ve Nebahat Hocam'la birlikte Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde harika bir konser izledik. Kendilerine başarılarının devamını diliyoruz. Biz de medya grubu olarak kendilerine röportajıma katıldığı için de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.